Evet değerli izleyenler, Erdoğan'dan Aliyev'e 29 Eylül'de Putin Zengezur'u vermez ise artık durmayalım mesajı. Çatışma kaçınılmaz. Evet bu hem Suriye'de hem de Karabağ'da. Çünkü Rus başka bir şeyden anlamıyor. Ama Sayın Erdoğan farklı beklentilerim var bu görüşmede diyerek son dakika açıklaması yaptı. Aliyev diyor ki Dağlık Karabağ adını yasakladım. Başka ülke devlet başkanlarına, medya mensuplarına sesleniyorum. Artık Dağlık Karabağ kelimesi kullanmayın. Karabağ tektir, ona da sahip olduk diyor. E tamam da şu anda Hankendi, Hocabend, Adere, evet bu gibi şehirler, Hankendi şehirleri şu anda Rus sözde barış gücünün işgal altında. Bu sözler güzel. Ama biz bu sözleri Sayın Erdoğan Soçi'de Türk dünyası için ter dökerken, Türk dünyası için uğraş verirken Aliyev'den de tabii ki belli kararlar bekliyoruz. Evet, Cuma namazını Hazreti Ali Camii'nde kılan, Üsküdar'daki Hazreti Ali Camii'nde kılan Sayın Erdoğan, özellikle Rusya'nın farklı beklentilerimiz olan bir ülke şu anda farklı şeyler konuşmalıyız. Ve farklı konularda artık bizim de istediklerimizi Putin uygulamalı diyerek evet hem Karabağ hem Suriye'de artık geri adım atlıyor. Hep bana, hep bana olmaz diyor Sayın Erdoğan. Azerbaycan'ın geleceği için Laçin meselesi önemli. Evet Laçin'e sahip olmadan, Laçin'e ulaşmadan İran'la ilişkiler gerçekten çok gergin ve bu gerginlik de tabii ki Rusya'dan bağımsız değil. Yani İran birliklerini özellikle Zengira'nın karşısına getirdiği zaman burada Rusya'nın bilgisinin olmadığını söylemek imkansız. Size gözlerden kaçan bir hususu tekrar söyleyeyim. İran tatbikata başlayınca Ermenistan da tatbikata başladı. Biz nasıl Azerbaycan'la tatbikat yapıyorsak, İran'da Ermenistan'la eş güdümlü tatbikatlar peşinde. Gerçekten bunlar böyleler. Şuşa'yı istiyor Rusya. Soçi'de bunu talep edecek. Bunu dillendirmiyor kimse. Çünkü duymak bile istemiyor. Ama Rusya Kafkasya'ya hakim olmak için Zenginan'ı verelim. Evet Putin Zenginan'ı verelim. Şuşa'yı verin mesajı verirse Türkiye bunu kabul etmez. Azerbaycan bunu kabul etmez. Putin'deki bu sürpriz teklif şu. Kimse bunu saklamasın. Putin tüm Kafkasya'yı hedefliyor. Buradaki Zengezur'daki ayrıntı da şu. Verin Şuşa'yı alın Zengezur'u derken Rusya çok kurnaz. Zengezur yolunun güvenliğini de kendi Rus güçleriyle karşılayacakmış. İşte bu bile bu teklif edilen bu bize söylenen şeyleri kabul etmememiz gerektiğini bize çok iyi anlatıyor. Evet, gerçekten bu konuda bu durumu kabul etmememiz gerektiğini bize çok iyi anlatıyor. Özellikle belirtmek istediğim husus şu. Rusya her masadan karlı bir şekilde çıkmak istiyor. Bunu Libya'da yaptı. Devamlı Suriye'de adım adım haritasını büyüttü. Her anlaşmada karlı çıkıyor. Niye? Her anlaşmadan önce şu taktiği uyguluyor. Şimdi Suriye'deki durumu da özetleyelim. Rusya Suriye'deki hedeflere devamlı kontrol ettiğimiz bölgelere uçaklarla atış gerçekleştiriyor. Ve her anlaşma öncesi yaptığı gibi rakibinin moralini bozmak, gardını düşürmek ve masada istediklerini almak için bu taktiği her görüşme öncesi yapıyor. Buna alıştık. Alışmadık değil. Ama ne var ki Türkiye bu hamlelere yabancı olmadığı için karşı hamlesinde ne yapacağını çok iyi biliyor. Özellikle şunu belirtelim. Ruslar bugün Türkiye'nin kontrol ettiği Afrin'i ve İdlib'in çeşitli bölgelerini ne yaptı değerli izleyenler? Evet, ateş altına aldı. Ateş altına alınan bölgeler bildiğiniz üzere tabii ki Türkiye'nin kontrol ettiği bölgeler. Bu bölgelerdeki yapılan bütün bu kıyımlar, bu bölgelerde yapılan bütün bu oyunlara karşın
Tabii ki hızlı ve seri adımlar atılması lazım. Evet, belirttiğimiz gibi şu anda Rusya bunu yapıyor. Rusya aynı şeyi de şimdi Şuşa için, evet Şuşa için yapacak. Yani Karabağ'da bunu planlıyor. Nasıl Suriye'deki kazanımlarını ve İdlib'i iyice küçük bir parçaya bölerek oradaki büyük bir nüfusun Türkiye'ye gelmesini sağlayarak, evet sağlayarak bir amaç peşinde ise şimdi de aynı durumları planlıyor. Türkiye'nin gözlem noktaları etrafına atışlar yaparak bir nevi Türkiye'yi tehdit ediyor. Ama şu var ki artık tüm Türkiye belli alanlarda çatışabilir. Belli alanlarda anlaşma yapılabilir ama Türkiye artık İdlib'den taviz veremez. Çünkü İdlib oldukça şu anda evet küçüldü ve milyonlarca insanın barındığı bir yer haline geldi ve gerçekten yüz ölçüm çok küçüldü. Ruslar burada hava kuvvetlerinin ve elindeki balistik füzelere güvenerek bir şeyler koparmaya çalışıyor. Aslında benim anlamadığım orta irtifa hava savunma sistemleri getirerek Rus uçaklarının menzili alan hava savunma sistemlerini her bölgeye nakşederek ve özellikle Rusların üstlerine pusular kurarak belli adımlar atılabilir. Rusya istediğini her yerde elini kolunu sallayarak alırsa yarın Türkiye'nin ana topraklarına da bir şeyleri denemeyeceği, haddini aşan bir harekette bulunmayacağının garantisi yok gibi. O yüzden artık tavizsiz bir tutum sergilemeli ve Rusya'nın özellikle Karabağ'da ve birçok alanda haddini aşmasını engellemek için Rusya'yı Suriye'de bir sendelememiz gerekiyor. Rusya ciddi bir kayaya çarpmadı. Tabii ki hava savunma sistemi olmayan Tiflis'i ve Gürcistan'ı zamanında 25 tonluk tabii ki mühimmatlarla vurmayı bildi. Ama bir gerçek var ki karşısında sert bir kaya olduğunda, uçakların rahat uçuramadığında, füzelerini rahat atamadığında o zaman yapacak çok şey yok. Karada savaşamayan bir ordusu var Rusya'nın. Sadece havadan ve füzelerle tahrip ettiği bölgelere girebilen bir ordusu var karadan. Yani kara savaşı kabiliyeti neredeyse yok gibi. İşi şimdiye kadar hava kuvvetleriyle bitirdiği için kara savaşlarında bir başarısı yok. İkinci Dünya Savaşı sadece Orta Asya ülkelerinin benzini ve yiyeceği bitmiş Almanya ordusunun süpürmesinden ibaret. Yani Rusya'nın burada çok aktif bir rolü yok. Bu yüzden Rusya'yı gözümüzde büyütmeden orta hava savunma sistemlerini ve Rusya'nın Himeyim üssü gibi birçok üssüne yapılacak sabotajlar ve o bölgeye yapılan atışlarla Rusların hava kabiliyeti sıfıra indirilebilir. Denizden ve diğer bölgelerden Rusya'ya akıllı ol mesajı verilebilir. İşte Türkiye'nin burada kazanacağı çok şey o zaman olur. Yani Suriye'de o zaman istediğimizi yapabiliriz. Evet değerli izleyenler, İnşallah bir dahaki konuda görüşeceğiz ama Soçi'deki teklifi ne Türkiye ne de Azerbaycan kabul etmeyecektir. Bu teklifi duymamış olalım, bu teklifi görmemiş olalım. Ama Şuşa'yı aklından çıkarmayan bir Putin var karşımızda. Evet, Suriye'de nasıl tüm İdlib'i almak istiyorsa Şuşa'nın tümünü almak istiyor. Zengezur oyununda da her şeyi bize bırakmayacakmış. Yine yolun güvenliği kendi sağlayacakmış. Hadi oradan Putin diyelim. Sahada pozumuzu gösterelim. Evet değerli izleyenler. Tekrardan söylüyorum. Yayınıma beğeni atmayı ve videoma evet katılmayı unutmayın. Görüşmek üzere.